Uygur gençler Çin'in eğitim merkezi adı verdikleri hapishanelerde öldürülüyor. Gelen son bilgilere göre dün yine Doğu Türkistan'ın Hoten ili Keriye bölgesindeki eğitim merkezinde bir Uygur genç daha öldürüldü. Çin polisler 22 yaşındaki genç Uygur'un cesedini ailesine teslim etti. Polisin teslim sırasında olayın kimseye söylenmemesini tembihleyerek aksi takdirde aileyi hapse atmakla tehdit ettiği bildirildi. Bu sebeple ailenin ve öldürülen Uygur gencin ismi gizli tutuldu. Çin'de polis şiddeti, iç huzursuzluk ve güvenlik güçlerinin hak ve adalet duyarsızlığı gün geçtikçe artıyor. Çin polisi gözünün önünde yolda saçından sürüklenerek götürülen kadını kurtarmak yerine arkasına bakmadan yoluna devam ediyor. Kadını saçından tutup yerde sürükleyen kişinin de yine Çin polisi olabileceği ifade ediliyor. Filipinler'de yüzyıllardır sahip oldukları özgürlüğü önce 1898'de Amerikalılara ardından 1946'da Hristiyan Filipinlilere kaybeden Moro Müslümanları imzalanan kapsamlı özellik anlaşmasıyla 120 yıl sonra kendi bölgelerini yönetebilecek. Filipinleri 16. yüzyılın başında işgal eden İspanyollar 1898'de yenildikleri Amerikalılara ülkeyi teslim etmiş, 1946'ya kadar bölgeyi yöneten Amerika ise idareyi aynı tarihte Hristiyan Filipinlilere bırakarak ayrılmıştı. Kaliforniya'da orman yangınları eyalet tarihine geçti. Kaliforniya'da günlerdir devam eden yangınlar Orange'da bulunan Santa Ana Sıra Dağları'na da sirayet etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yerleşim birimleri tahliye edilmeye başlandı. Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Bozanski Samat şehrinde 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen ve babaannesi Üsküdarlı bir Türk olan ve Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegović doğumunun 93. yılında törenle anıldı. Dragi vojnici, assalamu alaikum. Na mjestu! Osman!